Ev sahibimiz, bebeğin yönetimimiz, İstanbul Ticaret Odası'nın sayın yetkilileri, Maliye Bakanlığı'nın saygıdeğer yetkilileri, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, KDV iadeleri ve yaşanan sorunlar konulu panelimize başlıyoruz. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi'ne teşekkür ederiz. Başkanım Sayın Güventür Karasoğlu başta olmak üzere hepsini saymayın, benim buradaydılar. Lütfettiler, bizden rica ettiler böyle bir toplantıda. Bizi burada ağırladılar. Biz de elimizden geldiğince çok değerli konuşmacılarımızla sizlerle KDV iadesi konusunu paylaşacağız. Bugün maalesef benim de tanıdığım, çok uzun yıllardır tanıdığım meslektaşımız, çok da sevdiğimiz hep bu toplantılarda bizi kapıda karşılardı. Bülgül Hanım'ın vefat ettiğini kapıdan gelince öğrendim, bilmiyorum. Beşli üstadımız oraya gitmiş, onun yardımcısıydı, meslektaşıydı. Hatta doktora falan da yapıyordu galiba, bilmiyorum. Çok da genç olmuş. Hakikaten üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üstad büyük ihtimalle gelemeyecek. Şimdi cenazede biz de ben söylediğim gibi bu durum dolayısıyla gidemedik cenazesine. O bölümü zaten yapmayı planlamıştık. Soru cevap bölümü olarak uygun görürseniz devam ederiz. Mutlaka çok soracağınız, merak ettiğiniz konular vardı. Benim de var. Bana değil de konuşmacılara yöneltirsek hep beraber öğreniriz. Sırayı şöyle yapalım. Önce her zaman ekibi, devleti dinleyelim. Çünkü sonra eleştirmek kolay olur. Sen de cevap verir bizim eleştirilerimize. Biz önce İnşaat Bey'e söz verildi. İnşaat Bey İstanbul Vergi Dairesi'nde gelir kanunları, KDV ve ÖTV'den sorumlu grup başkanı. Daha sonra kendisini aynı zamanda tebrik ederiz. Çok eski dostumuz, odamızın çok önemli üyesi Erdal Bey, Vergi Konseyi Başkanı oldu. Dağ Çiçeği Burnu'nda. Mutlaka yeni yapılan düzenlemelerle ilgili çok bilgisi vardır. Biz de paylaşacaktır. Mesela bu en son ihracatta vergi adresinin %50'sinin önemli rapor üzerine hemen ödenmesi konusunda birlikte çalıştık. Önemli önerilerde bulunduk bakanlığa. Resmi gazeteye yayınlanmak üzere gönderildiğini öğrendik. Ama çıkmadı henüz. Ama her zaman gibi nasıl gönderildiğini öğrenemedik. Hep beraber sizinle şeyde gördüm. Resmi gazetede yayınlanınca gördüm. Belki ondan bir süre bahsediyordu. En son konuşmacı benim kader arkadaşım Nihat Uzunoğlu. Hepiniz biliyorsunuz. Hep beraber uzun zamandır çalıştık. Şimdi ofiste paylaşıyoruz. Odayı da paylaşıyoruz. Biliyorsunuz platformun hem dergisini bizzat elleriyle yapıyor. Platform toplantılarına katılıyor. Daha önce İstanbul'da KDV'den sorumlu defterdar yardımcısıydı ve birçok düzenleme onun zamanında yapıldı. 84'ü belki bilirseniz hakikaten onun zamanında çıkmıştı. Dolayısıyla tüm konuşmacılarımız konularında en iyi bilgileri verebilecek kişiler. Süremiz onlara bağlı ama mümkün olduğunca konuşma bölümünden çok tartışma bölümü daha verimli oluyor bu toplantılarda. Kendilerinden gelmişer miydi? Beşer dakikada sunumlarını bitirmelerini istirham edelim. Daha sonra bir ara görünüyor ama ben bu ara verecek miyim bilmiyorum. Herhalde bir ara yok değil mi? Var mı? Yok. İkram yok çünkü. Biz yalnız bitirdik. Var mı? Yapacak mıyız, ara yapmayacak mıyız onu bilmiyorum. Duruma var. Peki. Çok teşekkür ederim. Yani isteyen şarkı ekranını alabilir. Tamam. Yani biz ara yapmayız. Sizin yorumunuzu da önceden kapatmayalım. Efendim, tekrar hepinize çok saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sayın Levent Bey'e de bize ev sahipliği yaptığı için özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi ilk sözü Sayın Dilşat yerine bırakıyoruz. Buyurun Sayın Grup Müdürümüz. Teşekkürler Üstad. Tabii şimdi Üstad güzel bir sözle konuşmasına başladı. Devletin öncelikleri. Ancak şöyle bir bakış açımız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani bu toplantıda bulunmamız, bunların bir
İstanbul Vergi Dersi Başkanlığı'nın gelir dersinin özellikle bu KDV iade konularında paydaşlarımızla mümkün mertebe birlikte olmaya özen gösteriyoruz. İşte İstanbul Ticaret Odası olsun, Sanayi Odası olsun, TÜSİAD, YASET. Özellikle sizlerin bazı konularda bizler için tabiri caizse yön verici olması bizim de hoşumuza gidiyor. Çünkü bu algı şu şekilde KDV iadeler vesaire, yani bunlar bir nevi hani devletin elinde bir imkan bunu veriyor vermiyor gibi bir düşünce var idi diyelim. İnşallah bu algı yıkılmıştır. Bu vesileyle sözlerime başlamış olayım. İstanbul Ticaret Odası'na Sayın Üyemiz Levent Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi genel itibariyle yaklaşık 6 başlık altında hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Bir KDV'nin ödeme noktasında belki çarpıcı olması açısından şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum. Yaklaşık vergi gelirlerimiz 2018. Tabii bunlar realize rakamlar değil, yaklaşık rakamlar. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden alıyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı yakın rakamlar diyelim. 734 milyarlık bir vergi gelirimiz var. Ve bunun içerisindeki bizim toplam KDV tahsilatımız, dahilde aldığımız, ithalatta aldığımız 237 milyar. Baktığımız zaman %32. Tabii burada İstanbul'un önlemine baktığımız zaman genel itibariyle şu çerçeveyi de isteyeyim. Bu toplamdan 237 milyarın da 72 milyarı biz iade yoluyla, yani Levent Bey'in de tabiriyle, yani aslında sizin hakkınız olan bir şeyi size iade ediyoruz. Bu da yaklaşık %25'ine tekabül ediyor. Şimdi bu 72 milyar içerisinde İstanbul'un durumu nedir? İstanbul bu 72 milyarın 20 milyarını yapıyor. Yani bu 2018 verilir ama oranlar 3 aşağı 5 yukarı böyle. Yıllar itibariyle bakıldığında. Bu 20 milyarı nasıl yapıyoruz? 10 milyarı nakit, 10 milyarı da mahsup şeklinde. Ama genel itibariyle mahsup alanlarımız kendi borçlarına şeklinde. Yani %1 küçük bir miktar gümrük vesaire borçları, SGK'lar %16 şeklinde. Ama bakıldığında genelde idari olan borçlar. 10 milyarlık nakit ile yaklaşık 10 milyar diyelim yarı yarıya. Bunu nasıl sonuçlandırıyoruz? Raporsuz teminatsız dediğimiz genelde mahsuplarda kullanılan kısmı %40'lık kısmı YMM raporuyla sonuçlandırdıklarımız %20, ancak bu sizi yanıltmasın. Teminatlı iadelerin de yaklaşık %90'ı YMM raporuyla sonuçlandığı için teminatları da oraya katabiliriz. Yani yaklaşık %60'lık bir diğer paydaşımız belki İstanbul YMM Odası noktasında, yani toplantının önemini vurgulamak açısından önemli olabilir. Bu şekilde yerine getiriyoruz. Şimdi genel itibariyle iade süreci, yani bu karşıdan bakıldığında çok mekanizma karışık gibi gözükmekle beraber gerçekten adım adım, yani bunu sunumlarda belki şey yapabilir, sitede ya bu kadar prosedüre vesaire gerek var mı? Ama bu tabii bir birikimin sonucunda oluşan bir şey. Baktığınız zaman halen daha bitmiyor. Bakıyoruz beyanla başlayan, işte listelerin sisteme kaydıyla devam eden vesaire vesaire, işte bize geliyor. Biz buna ilişkin olarak rapor çıkartıyoruz. Eksiklik yazıyoruz. Eksikliklerin cevabı bir kısmı kabul olur, bir kısmı olmuyor. Düzeltme fişi prosedürü oluyor. Buradan işte ilgili memur, şef, müdür yardımcısı, müdür. Buradan onaya gidiyor. İşte MİF dediğimiz bizim muhasebe işlem fişi, bir harcamanın yapılabilmesi için devlet muhasebesi açısından önemli bir evrak olan MİF'in tanzimi, bunun onayı derken, yani okuması bile biraz uzun süren bir süreç. Şimdi bunu özellikle bulamamın sebebi genel itibariyle süreler noktasında buradan bayağı hızlı ilerleyebiliyoruz. Şimdi genel sisteme baktığımızda 24'ünde beyanname verildikten sonra
biraz önce saydığım ilk 5'li 6'lı grup, bunlar 26'sında ve sonu itibariyle sisteme giriş yapıyor. Zaten 24'ünde sistem açıldı. Ayın sonuna kadar bizim istediğimiz verilerin sisteme kaydı. Daha sonra sistemimizin otomatik olarak kadroyu oluşturması, yani ilk kontrol mekanizması 5-6. Yani şimdi baktığımız zaman zaten burada 24'ünden 6'sına kadar bir alan var. Yani bu alanda biz daha hiçbir şekilde müdahil olmuyoruz. Tabii burada yazdığımız süreler ortalama süreler. Eksikliklerimizi tespit ediyoruz. Eksikliklerin tamamlanması vesaire. İşte düzeltme fişi, biraz önce yazdığım düzeltme fişinin tanzimi. Onaylanması, dosyanın muhasebe kayıt servisine intikali, MİF'lerin onay süreci, işte bizlere intikali, bizlerden çıkışı ve mükellefin iade talebinin gerçekleşmesi. Şimdi şu, bu sürece baktığımız zaman bu süreç ya karşıdan belki çok karmaşık ve ya bu kadar bürokrasiye değer mi gibi bir yaklaşım olabilir ama inanın hepsinin altında yatan bir sebep var. Yani bu sürecin sağlıklı olması bizim dosyaları daha iyi tetkik etmemize sebebiyet veriyor. İlk başta bizim yaklaşımımız nedir İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak? Öncelikli olarak mükellefi tanıma sürecimiz. Belki sayın mensuplar da hissetmiş olabilir. İlk defa iade için idareye başvuran bir kişinin dosyası biraz daha fazla tetkik edilir. Bu da normaldir. İşte mükellefle ilgili olarak sistem bilgileri vesaire. Bu mükellef tanıma süreci birden fazla iade talep etmişse, yani ilk iadesi değil, ikinci, üçüncü, dördüncü iadesi de bu süreçler daha hızlı geçiriliyor. Yönetim sürecimiz, biraz önce anlatmış olduğum tüm bu prosedürü yönetme süreci, takip ve sonuçlandırma süreci. Burada biraz önce paydaş bulgusu yapmıştım. Bizim için paydaşlar özellikle önemli. Meslek mensupları, iademizin nihai olarak %60'ını gerçekleştirdiğimiz kısım ve diğer kurumlar, işte İstanbul Ticaret Odası olabilir, bu önemli gördüğümüz İstanbul Sanayi Odası. Şimdi tabii bu iade sürecinin hızlandırılması Gelir İdaresi'nin tüm Türkiye genelindeki eylem planında da vurgulanmakta. Ya bununla ilgili olarak hemen hemen her Vergi Dairesi Başkanlığı gerekli tedbirleri alıyor. Bu kapsamda İstanbul'da İhtisas Vergi Daireleri kuruldu. Yani tek İstanbul özelinde değil, Ankara'da da var. Her şeyin yapısı farklı. Bizim İstanbul'da kurduğumuz 3 İhtisas Vergi Dairesi'nin özelliği şu, yani Ankara'da biraz daha farklı diyebiliyorum. Belli bir tutarın üzerinde iade alan mükellefleri biz ihtisas vergi dairelerine yönlendiriyoruz. Ancak yalnızca KDV mükellefiyeti açısından oradalar. Diğer tüm işlemler, işte kurumlar vergisi olabilir vesaire, bunlar ilgili vergi dairesinde. Bu da bize işte iadenin hem daha sağlıklı, daha hızlı ve İhtisaslaşma noktasında verimli sonuç alarak sonuçlandırdığımızı düşünüyoruz. İstanbul geneline baktığımız zaman 2500'e yakın ihtisas mükellefi var. Belki hani sağlıklı bir istatistik olarak ben bunu söylemek istiyorum. Baktığımız zaman yıllar itibariyle ilk kuruluş yılında 50-51 günken İstanbul İhtisas Vergi Dairelerinde süremiz 2018'de, yani bugün buraya gelmeden önce tekrar baktım, 21 gün. Ve buradan ne kadar iade yapıyoruz? 11 milyarlık bir iade yapıyoruz. Biraz önce sunumun başında bahsetmiştim. Bizim İstanbul olarak 21 milyarlık bir iademiz var. 11 milyarı bu 3 vergi dairesine yapıyoruz, ihtisas. Kadvira sistemi, bilmiyorum, kadvira sistemini herhalde burada herkes biliyordur.
kafile sisteminden doğruca fazla yararlanıyoruz. Hatta yani artık şu aşamadayız, kafile sistemi noktasında gidiyor. Eskisi gibi dosyalardan vesaire gitme yok. Kafile sisteminin kendi içerisinde kontrol checklistleri bulunmakta. Oradan çıkan sonuçları bizler eksiklik yazısı olarak mükelleflere veyahut da meslek mensuplarına yazıyoruz. Şimdi bu noktada belki birkaç tane hususta belirtmek istiyorum. KDV iadem nerede diye bir uygulama mevcut. Hani oradan da işte dosyanızın hangi aşamada olduğunu görebiliyorsunuz. İstanbul Vergiler Başkanlığı üzerinde bizim memnuniyet yönetim sistemimiz mevcut. Memnuniyet yönetim sistemimiz genel itibariyle işte karşılaşılan sorunların aktarıldığı bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Yalnız başvurulara baktığında bu sistem yani şey sayısı az, aslında bizim için olumlu. Yani 2018'e baktığımız zaman 39 tane bir geri bildirim yapılmış ve yılları itibariyle de düşüyor. Yani bu memnuniyet yönetim sisteminizi kullanmanızı tavsiye ederiz. Eylem planı doğrultusunda 1.8.2016 tarihi itibariyle yeni sistemimiz, kadro sistemimiz kuruldu. Aylık analizlerimiz, risk mükellefleri belirleyerek vergi dairelerine bildiriyoruz. Şimdi biraz önce Üstad da bahsetti. Çözüm önerileri noktasında yapmış olduğumuz çalışmaların başında 3 uygulama göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi İTUS. Biz İTUS olarak adlandırıyoruz. İndirimli teminat uygulama sistemi. Yani özü itibariyle bu 3 sistem diyelim. Şu şekilde İTUS, ATUS ve HİZ deniliyor. ATUS arttırma teminat uygulama sistemi. Bir de HİZ. Bunlar biraz önce vermiş olduğum verilerde hani 21 güne düştü demiştim ya, 21 günde bunlar oldukça etkili olarak kullanılıyor. Genel itibariyle bunlar belli kriterlerimiz var. İşte vergi borcu olmayacak, işte hakkında şu tarih itibariyle gelim raporu düzenlenmemiş olacak vesaire şeklinde. O kriterleri sağlayan mükelleflere belli teminat oranı verilmek suretiyle iade işlemlerinin sonuçlandırılması. Özellikle ATUS için konuşayım. ATUS'u evli düzenlemeleri gereği de 5-3 gün içerisinde yapıyoruz. İTUS belgesi olup da ATUS'tan yararlanılmalıdır. Orada da biraz önce söylemiştik, işte teminat bulma noktasında sektörde şu anki durumdan haberdarız. Mesela bu dolarda %60'a kadar düşüyor ama genel uygulama %100'lü teminat verilmesi halinde vergi dairesine başvurulduğu andan itibaren 5-3 gün içerisinde sonuçlandırıyoruz. Şimdi son dönemdeki düzenlemeler konusunda biraz bahsetmek istiyorum. 36. maddeye eklenen 7104 ile zaten bu 2018 yılı içerisinde 7104 ile en son 7161 yayınlandı. Bizim KDV ile KDV kanunu yapılan değişikliklere yönelik. Vergisel 36. maddeye gelen henüz halen daha bunları ilişkin düzenlemeler yapılmadı ama kanun olarak böyle bir düzenlememiz mevcut. İşte vergisel uyum seviyelerine bakılmak suretiyle farklı iade mekanizmaları getirilecektir. Bu konuyla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Ancak hali hazırda herhangi bir düzenleme yok. İmalatçılar tarafından ihracat işlemlerinden kaynaklı iadelere ilişkin olarak yine 32. maddede bir değişiklik var 2018 tarihi itibariyle. Burada da biraz önce bahsettiğim o prosedürler uygulanmamak suretiyle sektörler itibariyle ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade mekanizması düşünülmekte. Usul ve esasları halen daha çalışmaları devam ediyor. Çünkü çok yeni düzenlemeler olduğu için ve bunlara ilişkin ikinci mevzuatın hazırlanması belli bir süreç alabilir. Yeni ve önemli olabileceğini düşündüğümüz değişikliklerden bir tanesi de
tam istisna kapsamındaki işlemler sebebiyle KDV iadesinin talep süresi. Bu ne için önemli? Burada bir 2 yıllık süre kıstası getirildi. 2 takvim yılıyla sınırlandırıldı. Yani şu olmayacak artık. Bugün iade hakkı doğan bir işleme ilişkin olarak iade talebinizi uygulamada 4. ve işte zaman aşımı süresinde 5. yılda gelip talep edenler olabiliyordu. Biraz önce söylediğimiz süreç var. Vergi incelemesiyle sonuçlandırılması gerekebiliyor, o olabiliyor, o olabiliyor. Dolayısıyla burada bir süre kıstası getirildi. Yani idare olarak bizlere de zorluğuna sokuyordu zaman aşımının kaçırılması noktasında. Belki burada süresi içerisinde talep edilmeyen ve sonraki döneme devreden KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi matlarının tespitinde gider olarak yazılmasına olanak sağlama imkanı da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı'na yetkisi verildi. Dolayısıyla buna ilişkin düzenlemelerin yapılabileceğini düşünüyoruz. İndirim hakkınla ilgili olarak son dönemlerin oldukça tartışılan konusu. Genel itibariyle yaklaşım neydi? Takvim yılı içerisinde belgesinin gelmesi halinde indirim hakkı takvim yılı sonuna kadar tanınıyordu. Bir sonraki yıla satması halinde kabul edilmiyordu. Burada tekrar 29. maddeye değişiklik yapılarak olayın gerçekleştiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla bu ilk haliydi. Vergiyle olan olayın gerçekleştiği takvim yılı takvim takip eden. Yani 2019 yılına ilişkin olarak belki tebliğ tartışmanın soru cevap bölümünde gireriz. 2019 yılına ilişkin olarak 2020'ye kadar bir hak tanındı. Bir diğer meselemiz bu ciro primleri, özellikle ciro primleri sonundan gelen faturalar, garanti faturaları vesaire. Bu ciddi olarak soruyla karşılaştığımız bir uygulamadaydı ve hemen hemen çoğu dosyada gördüğümüz bir yaklaşımdı. Bunların iade hakkı tanımıyordu. Ancak son gelir idaresi özellikle bu 29.2'deki değişiklikle beraber buna devam da verdi. Tabii ki burada iade hakkını yüklenim sitesine aldırmıyoruz ama geldiği tarih itibariyle iade konu bir işlem için yüklenim sitesine izin veriyoruz. Bir diğer problem olarak belki sizler açısından düşünülebilir süreler noktasında. Bu da çözüldüğünü düşünüyoruz. 1-1-2019 tarihinden itibaren incelemeler 3 ay içerisinde sonuçlandıracak KDV iade ile ilgili olarak. Bizim yasal mevzuatımız gereği bazı hususları biz vergi denetim kuruluna intikal ettiriyoruz incelemeyle sonuçlanması açısından. Belki burada bir belirlilik kazanılmış olabilir. 3 ayla sınırlandırıldı. 2 ayda bir süre var. Maksimum 5 aylık bir süre. Bu imalat sanayi yatırımlarına ilişkin olarak inşaat harcamaları geçişli 37. Bu da 1 yıl daha uzatıldı. 2019. Yani genel itibariyle finansman yükünü desteklemek amaçlı yapılmış uygulamalar. Bunun iade mekanizması da belli. Prosedürü belli. Usulü belli. Yalnızca 1 yıl uzatıldı. Bazı özellikli hususlara da değinmek istiyorum. Bu özellikle meslek mensupları açısından bizim eksiklik yazılarımıza cevap 30 günlük süre bunu özellikle riayet edilmesini istirham ediyoruz. Bu teminat mektuplarında çok sıkıntı yaşayabiliyoruz vergi dairelerinde. Bir kısım teminat mektuplarının çözümleri noktasında özellikle ilgilenilmemesi, işte teminat mektuplarının zaman aşımı süresinin sonuna doğru bununla ilişkin bir işlem yapılmaya başlanıyor. Bu da bizim açımızdan ciddi sorunlar yapıyor. Özellikle teminat mektubu ile iade süreçlerine karşı paylaşımıza çok dikkat etmesini istiyoruz. Bir diğer hususumuz özel esaslar dediğimiz husus. Bu eski tabiyle kod listeleri. Bunu artık merkezi sisteme getirdik. Merkezi sistem gelmesi itibariyle anlık işlemler tesis edilmekte. Yani bugün itibariyle herhangi bir tespit yapılması halinde tüm Türkiye'de anlık olarak sisteme giriyor ve bugün itibariyle o hakkında olumlu bir rapor veya da mahkeme kararı bulunması itibariyle anlık sistemden çıkabiliyor.
Son olarak çok güncel bir konuyu da söylemek istiyorum. Belki uygulayıcılar açısından yararlı olabilir. Şubat ayında verilecek Ocak ayı ile ilişkin KDV beyannamesinde artık indirilecek KDV'yi 3 başlık halinde sisteme girilmesini gelir dairesi tarafından duyuru olarak bizlere gönderildi. Bir ayrıntı görmek istiyoruz orada da. İthalde alınan KDV'yi, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV'yi şeklinde. Sayın Başkan, sunumum bu kadar. Teşekkür ederim.